44 lira. 44 lira 90 kuruş. 45 lira. Bunu beraber mi almıştık biz? Öyle mi? İstanbul'da. İstanbul'dan mı aldınız bunu? Ben hiç fark etmedim. Sen çantaya ne zaman koydun? Ben hiç görmedim. Hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Play-Doh küp puzzle ama bu Play-Doh değil. İçinde sadece kartondan puzzle var. Ve galiba boyalı da değil. Boyuyorsun bunu. Yani bunun özelliği o. Boyuyorsun bunu aynı zamanda. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Puzzle değil, küpler. Dur. Ben bundan önce arkadaşlara bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bunu böyle buraya koyacakmışız. Siz Elif'in ne yediğini görecekmişsiniz. Sonra siz de böyle faydalı şeyler yiyecekmişsiniz. Bunu Elif Hanım bize tembihledi. Evet. Tamam. Başka ne koyabiliriz buraya? Sen başka neler yiyorsun çok? Çilek. Çilek çok seviyorsun. Salatalık yiyorsun. Karpuz. Karpuz nerede bulacağız kışın karpuz? Ondan sonra başka yemeklerden ne çok seviyorsun sen? Pilav. Makarna. Makarna. Hep böyle kilo aldıracak şeyler de. Hiç senin de kilo almış gibi görünmüyorsun Elif. Mercimek çorbasını çok seviyorsun. Ondan sonra köfte çok yiyorsun. Balıklardan şey yiyorsun. Somon balığını çok seviyorsun. Balık yiyorsun. Tavuk çok seviyor değil mi? Kaşka Grechka. Bu da kara buğday arkadaşlar. Kaşka Grechka dedikleri Ruslar Grechka diyorlar da bizde kara buğday diye geçiyor. O da pilav gibi oluyor yani. Bulgura benziyor daha çok. Pilavdan daha çok. Bir şey göstereceğim. Bak bu küplerden her şey burada var. Hepsini yapabiliyorsun. Böyle boyayabiliyorsun öyle mi? Nasıl oluyor bu? Küplerden puzzle. Zaten küp puzzle set diyor. Küp yapboz set. Açayım ben şunu. Afiyet olsun canım. Ne kadar hırslı yiyorsun onu öyle. Berkaycık. He? Çok hırslı yiyorsun. Arkadaşlar şu anda Berkay'ın yediği şey elma. O da elmayı çok seviyor. Berkay da elmayı çok seviyor. Evet, bir de yedeğimiz var orada. Aslında Berkay'a sonradan verdiğimiz şeylerin içinde en çok elmayı sevdi galiba. Bir de kabağı sevdi. Bakalım biraz daha büyüyünce de kabağı sevecek mi? Göreceğiz. Yalnız sen elmaları yanlış yere koymuşsun. O köpekçikler bence elma yemezler. Köpekler elma yer mi? Aç kalırlarsa yer mi elma acaba? Yemezler değil mi hiçbir şekilde? Oo, güzel. Boyama seti de var içinde. Evet, küpleri kendiniz hazırlayacaksınız arkadaşlar. Ama boya seti güzele benziyor. Markör herhalde bunlar. Evet, Play-Doh markör. Yani tabii bu fiyat tabii pahalı bana göre. 45 lira. Çünkü içinde sadece markörler var. Toplasanız 7-8 liralık markör. Ondan sonra bir de şu kağıt parçaları var. Bu şekilde bakınca fiyat biraz yüksek tabii. Ama bakalım eğlenceli olursa tabii ki. Yapamıyorum. Yardım edeyim mi? Gerçi ben de yapamadım ama. Sen benden önce yaptın eğer yaptıysan bir yerini. Ben daha birinciyi bile bitiremedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 saatten beri yapamıyoruz bunları. 2 saat değil de bir 15-20 dakika falan oldu. Bunlarla uğraşıyoruz. Tabi bu arada ben bir de neyle uğraştığımı göstereyim size. Şöyle bak arkadaşlara bir. Berkay bebekle uğraşıyorum. Berkay bebek benim kucağımda. Ama Elif'le Lara da bunları... Sen yapmıyorsun artık Elif. Anneye mi bıraktın tek başına? Bunları yapıyorum. Ama anne bir bitirseydiniz hepsini de ondan sonra yapsaydın. Sizi tebrik ediyorum. Gerçekten arkadaşlar çok zor oldu. Bitirdik ve Elif de ilk puzzle'ını yaptı. Şimdi bunun arkasında başka bir şey mi var Elif? Evet. Arkasındaki ne? Her tarafında başka bir şey mi oluyor? Dur bunu bir arkadaşlara göstereyim yakından. Bozma. Kedicik. Ama puzzle yapmak zor olmaz ki. Çıkarabilirsin içinden. Kedici mi boyamak istiyorsun sen? Evet. Ötekilerden bir tanesini daha yapalım. Galiba bir de şey var. Papağan var bak. Orada gösteriyor bak papağanı. Görüyor musun? Bir tane daha yap. Başka ne var Lara? Balık. Balık da varmış. Bakayım arkasına. Aa Elif baktın mı buraya sen? Ördek var. Ondan sonra kurbağa var. Kırkayak var. Balık var. Bayağı değişik bir şeyler var. Ne istiyorsun? Anneye mi gideceksin? Dur vereyim. Hadi uçuyoruz anneye. Nasıl Berkaycık? Güzel mi? Yakıştı mı? Arkadaşlar size ne yaptığımı göstereyim de. Az önce Lara ile Elif bu küpleri yaparken biz Berkay'la gezmeye gittik. Ben kafama bunu taktım. Ta uzaktan şimdi buna bakıyor. Al anne taksın bir de. Az önce anne takıyordu bunu. Anne taksın. Beğendin mi anne de? Yakıştı mı anneye? Oldu mu güzel? Evet bak, şuraya bakarak balığı yapabilirsin bak. Şu noktalar görüyor musun? Baloncuklar balığın. Anladın mı? O buradaki köşe mesela. En üst köşe. O. Nerede? Heh, oraya bakarak. Evet, evet doğru yapıyorsun. Onlar o deniz yosunları galiba. Evet. Heh. Ben de bunu hazırladım. Bunun hangi tarafı sana söyleyeyim ben şimdi. Şurası galiba bak. Burada da bir deniz yosunu var gibi. Evet bu üstte Elif. Üstte bir yer çünkü bak. Hayır hayır. Bu ortaya gelecek bence. Tabii kızım bu değil ortada. Evet o kuyruk zaten belli baksana. Bu kuyruğu bu da burada ortaya gelecek. Anladın mı? Bu da burada kuyruk. Hayır bu kuyruk değil. Bu kuyruk kızım. Hı. Bak orada görünüyor. Gördün mü bak şurada. Yok aflık bir şey yok canım, önemli değil. Bir daha olmasın ama. Bu alt taraf galiba. Şöyle ortada. Bu artı. Evet senin yaptığın da doğru. Şimdi bunlardan bir tanesi bolca beyaz olan kısım şurası. Evet. Fazlaca beyaz olan kısım şu alta gelecek. Evet. Orada da şu balığın gözleri var işte şu. Bu bak. Evet o da oraya gelecek. Balığı da yaptık. Bakayım. Heh, çok güzel oldu. Şimdi bunu boyayabiliriz. Ben boyayayım mı? Kediyi mi boyamak istiyorsun? O balığı bir daha mı bozacağız? Evet. Elif. İyi hadi bozalım o zaman. Kediyi yapalım şimdi. Hangi renge neresine hangi renge boyayacaksın? Buradaki gibi mi yapacaksın yoksa? Kahverengiye beyaz mı? Hayır. Biraz daha farklı. Biraz daha farklı. Ben şu turuncularını boyayayım. Ben yan taraflarını boyayayım. Şunları boyayayım, tamam mı? Kırmızı mı yapacaksın ağzını? Evet. Elif çok değişik bir renk ya. Neden? Kendisini turuncu yapayım mı? Ben de kendini boyayayım mı? İyi de kafası kırmızı, vücudu başka renk mi olacak? Hayır. Ben şu patileri boyayayım ya. Patileri değişik renklere boyayayım böyle mavi, pembe. Olmaz mı? Aa bu beyazmış ya. Ne? Beyaz değil mi bu? Evet beyaz. Çizgi mi? Yo beyaz renk ya, bildiğim beyaz renk. Mavi gibi görünüyor ama. Doğru değil mi? Bak içinde mavi renk var. Öyle mi? Aa o zaman onu yanlış koymuşlar bence. Şu ucunu yanlış koymuşlar. Yanlış koyunca da alt tarafa değmediği için renk almamış. Bak şimdi beyaz ya. Birazdan ucu mavi olacak bunun. İçindeki boyaya değdiği için renk şimdi birazdan maviye dönecek. Bence. Yok olmuyor. Bak gördün mü? Ucu mavi oldu. Bir tarafı mavi oldu. Şimdi o boya yürüyecek ucuna doğru. Tam ucuna kadar gidecek o. Ama onun gitmesini ben bekleyemeyeceğim. Ben buralarını boyayacağım. Şu paticikleri. Aman Allah'ım. Gök gürültüsüne bakar mısınız arkadaşlar? İlk patiyi ben yeşil yaptım. Herhalde yeşil bir kedi papisi de ilk defa alıyordur ha. Göster bakayım. Gördün mü artık mavi de değil. Bayağı bir koyu bir lacivert bu. Ters taktıkları için o yürümemiş oraya kadar. Ha, boyayınca ama mavi oluyor. Lacivert olmuyor. Elif çok renkli bir kedi oldu. Bu kediden başka her şeye benzedi. Ben sana söyleyeyim. Bakayım. Şu yandakileri ne renge boyayayım sence şunları? Bilmiyorum. Rengarenk bir kedi oldu Elif. 3 renkli kedi oldu. Yok, turuncu, sarı, kırmızı, yeşil, kahverengi, hatta 5 renkli bir kedi olmuş. Bir tek mavi eksikler Elif kedide. Şimdi ben bir şey daha boyayacağım abi. Bak, bir şey kalmadı ki, ne boyayacaksın? Gözleri de mavi mi olacak? Mavi gözlü kedi. Van kedisi gibi oldu. Bir gözünü mavi, bir gözünü başka yapsaydım bari. Yani ne diyeyim Elif? Güzel diyeyim, güzel oldu diyeyim de. Bir şey daha yapacağım. Senin takımdan mı oldu o da? Bakayım. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Çok güzel oldu. Sevdin mi? Evet. Yani aslında arkadaşlar, yani eğlenceli ama 45 liraya bence pahalı bir şey bu. Ama eğlenceli. Küplerle değiştirebiliyorsunuz. Diğer yüzlerini de boyayabiliyorsunuz. Hem böyle boyadıkça diğerlerini yapmak daha da kolay oluyor, yapbozları. Baba, kenarlarını daha boyayalım. İstersen kenarlarına da, evet, burada çiçekler falan yapmışlar. İstersen kenarlarına da yapabilirsin. Ben de beğendim canım. Güzel bir oyuncakmış. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Berkay bebek uyudu. Gidip bir onu kontrol edelim Elif'le. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay.